Evet değerli izleyenler, Bitlis tanıtım günleri tüm hızıyla devam ediyor. Şu an Bitlis Valiliği'nin bulunmuş olduğu standdayız. Dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Teyze hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bitlis tanıtım günleri üçüncüsü düzenleniyor. Neler söylemek istersin? Neler daha güzel olmasını isterim. Çok güzel. Beğendin mi? Tabii beğeniyorum. Bitlis'i beğenmem mi? En son ne zaman gittin Bitlis'e? 10 seneydi fazla. Evet. Özledin mi Bitlis'i? Tabii özlerim. Memleketimi neden özlemiyorum? Memleket güzel bir memleket. Nerede oturuyorsun? Varşova'da. İzmir'de? İzmir'de evet. Peki bu gibi etkinlikleri güzel buluyorsun değil mi? Her zaman yapılmasını istiyorsun. Tabii isterim. Her sene isterim. Peki teşekkür ediyoruz. Abi sen de hoş geldin. Sen neler söylemek istersin Bitlis tanıtım günleriyle ilgili? Ben de Bitlis'im. Milas'tan geliyorum. Bitlis tanıtım günlerine özellikle bugün için geldim. Her zaman da gelirim. Bu etkinliklerin sürekliliğini de istiyoruz her zaman. Hatta Muğla'ya da gelirse daha iyi olur söylüyorum ama bilmiyorum artık hani. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bitlis tanıtım günleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi Bitlis tanıtım günleri için söylenecek kelime bulamıyorum. 10 numara. Yani şu an Manisa'da o kadar işim gücüm var ki ona rağmen yine bırakıp geldim sırf Bitlis günleri için. Yani peki nasıl buldunuz? 10 numara. Yani umduğumdan daha güzel çıktı. Müthiş bir kalabalık var. Müthiş bir talep var. Yani ne diyeyim? Çok güzel. Çok memnunum. 4 gün boyunca da geleceğim. Her gün olsa her günde geleceğim yani. Sallana sallana suya giden yârim. Sallana sallana suya giden yârim. Mevlam ayrılık bana mı yazmış? Oy ben öleydim, görmeyeydim. Mevlam yalnız bana mı yazmış? Oy ben öleydim, görmeyeydim. ولم قدر لي قادلم بشفاتي من ناس نكير ولم قدر لي قادلم بشفاتي من برس نكير دم بر مدن غربت شوتي دم گو هوار یاد چه خالی بو سر خکر اید گاری گاری وز گریاتم دم بری مدن غربت شوتی دم گوه هوار یاده چه خالی بو سر خکر آید گاری گاری و از گوریا تمهی چاوی رشا فنا گرم لده و لوی تشکرم مالا بابی تشوت تشوق الوندا کریم لی مالا بابی تشوت تشوق الوندا کریم هز دین کریم هز دین کریم لی ظالمی هز دین کریم سواد لی خورزی لو تا خونه شما از بیر کریم سواد لی خورزی لو تا خونه شما گدی کریم پر شکری لحل که چی تارشا دا که لکه مالا بابی تشوت تذکرم شورا دوی خلقی لی مالا بابی تشوت تذکرم شورا دوی خلقی از دین کریم از دین کریم لی ظالمی از دین کریم سواد لی خور زیلا
vatan kavni şava gidikini. Evet değerli izleyenler, şu an yanımızda değerli bir iş adamımız var, Sayın Kemal İnan. Kemal Bey, öncelikle İzmir'e hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstanbul'da ikamet ediyorsunuz. Evet Akın Bey, size hoş geldiniz. Bu organizeyi düzenleyenler öncelikle emeklerine sağlık. Burada İzmir'de ikamet eden tüm Bitlisleri buraya bekliyoruz. Ve herkes Bitlisi olmayan bir tane komşusunu buraya getirsin. Bitlisi buraya taşımışlar. Elimizden gelen kadarıyla bize gelip alışveriş yapmamız lazım. Bu tanıtım günleri güzel oldu. Dileğimiz bir dahaki sefere daha geniş bir yer ortamda olması. Ama güzel geçiyor. Bayağı yoğundur, karabalıktır. Güzel bir ilgi var. Yani burayı değerlendirelim. Daha iki günümüz var. Gelip alışverişimizi yapalım buradan. Bu arada Bitlis TV'de tekrar hayırlı olsun. Tekrar Bitlis TV'ye kavuştuk. En güzel şey televizyonda organize olmak ve tanıtım yapmaktır. Bu da güzel oldu. Tanıtım da çok güzel. Evet. Herkese emeğine sağlık. Bugün Bitlis tanıtım günlerinin ikinci günü. Dün biraz daha sakindi ama her geçen dakika daha insanlar yoğun bir şekilde katılım sağlıyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya dün gelen birkaç kişi gidip evvel komşusunu getiriyor. Haberi olmayan var. Böyle sosyal medyada paylaşımlar yapıldıkça da millet seyretmeye geliyor, millet gezmeye geliyor, eğlenmeye geliyor. Burada dolu dolu geçiyor. Eğlence dorukta. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerli iş adamımıza katılıyorum ben de. Lütfen herkes sosyal medya hesaplarından paylaşsın. Duymayan, bilmeyen kimse kalmasın. Herkesi İzmir, Karşıyaka, Bostanlı pazar alanına bekliyoruz. Merhabalar. Merhaba, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Sinan Aslan, İstanbul Ümraniye Bitkisel Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda iş insanıyım. İstanbul'dan geldik. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başkanım, Bitlis Tanıtım Günleri İzmir'de üçüncüsü düzenleniyor. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Başta Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve buraya gelen esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Onlara da bol kazançlar diliyoruz. Bizim için bir gururdur. Geçen sene İstanbul'da düzenledik. Bu sene de İzmir'de. İstanbul, İzmir, akabinde Ankara, inşallah Bitlis'i bütün Türkiye'ye tanıtacağız. Biz bu konuda hiçbir zaman geri adım atmıyoruz. Bir Bitlis aşkı var içimizde. Bütün Türkiye inatla tanıtacağız Bitlis'i inşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Atlattım özellikle. Bitlis TV hayırlı uğurlu olsun. Bitlis TV açılış gününden geldi. Hep beraber Bitlis TV izleyeceğiz. Hep beraber Bitlis TV'nin yanında olacağız. Bir daha bir marka haline Bitlis TV'de getirmemiz dileğiyle inşallah. Sizlere de sağlıklar diliyorum. İnşallah yolunuz da açık olsun. İnşallah. Evet, değerli başkanımızın dediği gibi hep birlikte Bitlis TV'yi izleyelim, birlikte büyüyelim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Mehmet Selam Uyanık. İstanbul'dan katılıyorum. Bugün bu tür organizasyonu yapan ve yapmaya devam eden valiliğimize, belediye başkanımıza, Sayın Vahit Kiler vekilimize teşekkür ediyorum. Güzel bir oluşum, güzel bir organizasyon, kalabalık. Bitlis'i resmen İzmir'e taşımışız. Biz de İstanbul'dan buraya geldik. Hasret gidermeye geldik. Hasret gidermeye. Bitlis nerede? Biz orada. Size de yeni kanalınız hayırlı olsun. Size de bu görevde başarılar diliyorum. İnşallah hep beraber daha başarılara teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler diliyorum. Çok merhabalar. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Cesim Karadağ. İstanbul'dan geliyorum. Avize aydınlatma işiyle uğraşıyorum ben. Bitlis tanıtım günleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? İstanbul'dan geliyorsunuz. Evet. Biz Bitlis'i İzmir'e taşıdık. Evet. Siz de İstanbul'dan buraya kadar geldiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ya, nasıl buldunuz? Kesinlikle çok iyi buldum. Daha da iyi olabilirdi ama Bitlis'imizi biz İzmir'de yaşıyoruz. Ve bütün İzmirlilere, bütün Türkiye'ye ben buradan seslenmek istiyorum. Bitlis'in güzelliğini görmek için kesinlikle buraya davet ediyoruz onları. Tarihiyle, güzellikleriyle, yöresel yemekleriyle,
Bitlis'i gelip yakından tanımalarını istiyoruz. Sizin de emeğinize sağlık. Bitlis'ten taburaya kadar belli bir süre herhalde bir yayın durma aşamasıydı. Tekrardan hayırlı olsun. Yayına başlamışsınız. Bizim Bitlis'imizin isminin geçtiği her yerde biz sonuna kadar gönülden destekliyiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler diliyorum. İzleyenler, şu an yanımızda yine değerli bir iş adamımız var, Sayın Habibçin. Habib abi genelde Bitlis'te tanımayan kimse yoktur diye tahmin ediyorum. Habib abi uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor ama hiçbir zaman Bitlis'te bağını koparmadı. Her zaman spora gönül veren herkesin yanında oldu. Bitlis'in yanında olmuştur. Ben de bu vesileyle kendisine teşekkür etmek istiyorum. Biz de kendisini çok severiz, sayarız. Habib Başkan, İstanbul'dan geldin. Hoş geldin, şeref verdin öncelikle. Bitlis Tanıtım Günleri üçüncüsü düzenleniyor. Neler söylemek istersin? Bitlis Tanıtım Günü tabii ki güzel bir olay. Yani şimdi bizim buna ihtiyacımız var Bitlis olarak. Tanıtım günü dedi mi, yani biz her ne kadar İstanbul'da oturuyorsak oturalım, nere olursa olsun biz gitmek zorundayız. Çünkü biz Bitlis olarak birbirimize ciddi anlamda bağlıyız, seviyoruz. Biz de İstanbul'a kalktık, geldik, burada işte dostlarımızı görelim. En azından Bitlis Tanıtım Günü'nün nasıl olduğunu görelim. Tabii ki bu işi yapan, organize eden, emeği geçen tüm herkes, ev ekilimize, belediye başkanımıza teşekkür ederim. Ayrıca Bitlis TV'nin yeni de yayın akışını da kutluyorum onları. Bizim buna da ihtiyacımız var. Yani bizim Bitlis olarak birbirimize ihtiyacımız var. Evet, aynen, size katılıyorum. İstanbul'da düzenlemiş olan bir futbol turnuvası var şu an. Bitlis dernekler arasında düzenlenen bir turnuva var. Siz de bu turnuvanın komisyon başkanısınız bildiğim kadarıyla. Turnuvayla ilgili neler söylemek istersiniz? Herhalde bu turnuvanın final maçı Bitlis'te oynanacak. Bu şekilde bir duyum aldık. Evet. Neler söylemek istersiniz turnuvayla ilgili? Şimdi tabii ki spor demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Spor olmadığı bir yerde bana göre oranın hiçbir anlamı yoktur. Ben hep spor için mücadele etmişim, kavga etmişim Bitlis için. Spor mutlaka ihtiyacın var. İstanbul'a yaklaşık 450-500 bin akabinde Bitlisli oturuyor. Bitlis Dernekler Federasyonu'nun yeni seçimin oluşundan sonra Sayın Başkanımız işte bize şunu arz etti. Bitlisler arasında İstanbul'da bir futbol turnuvasını düzenleyelim. Biz de tabii ki bunu sevinçle karşılaştık. Şimdi biz çalışmalara başladık. Yaklaşık bir 30-35 takım bu turnuvaya katılacak. Bu turnuvanın iki grup halinde Allah nasip ederse oynatacağız. Final maçı da inşallah artık sonbaharda Bitlis'te oynatacağız final maçı geniş katılımla. Şimdi en azından bu Bitlisler arasında orada bir 30-40 takım arasında eğer bir 7-8-10 tane de gençler orada iyi bir genç yakalarsak Bitlisspor için en azından ileride Bitlisspor'un altyapısında oluşmuş oluruz. Bizim için sevindirecek taraf burası. Yani bizim her şey ne olursa olsa Bitlis için. Onun için ben size de teşekkür ediyorum. Mutlaka artık bundan sonra birlikte olacağız. Bizim de dışarıdaki insanlarla Bitlis TV için ne elimize gelirse emrinizdeyiz. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, iyi eğlenceler diliyoruz. Evet değerli izleyenler, Ahlat Belediyesi'nin standında bulunuyoruz şu an. Değerli başkanımız Sayın Mümtaz Çoban Beyefendi ile beraberiz. Değerli başkanımız sadece Ahlat'ı buraya taşımamış, aynı zamanda Ahlat'taki kümbetleri de buraya taşımış. Ben gerçekten Ahlat'ın standını çok beğendim. Bunu dile getirmeden edemeyeceğim. Öncelikle neler söylemek istersiniz başkanım? Bitlis Tanıtım Günleri bugün ikinci gün. Dünün aksine çok yoğun bir kalabalık var. Yarın daha da kalabalık olabileceğini tahmin ediyoruz. Neler söylemek istersiniz? Değerli arkadaşlar, tabii artık Ahlat'ı, Bitlis'i Türkiye'de birçok insanımız merak ediyor. Belki ulaşamayan insanlarımız daha da fazla merak ediyor. Bir hasret gibi de bakıyor konuya. Bu artık tanınma noktasında belli bir aşamayı kat ettiğimizi de gösteriyor. Oradaki çalışmalarımızla beraber aslında asıl maksat olan turizmde hak ettiğimiz yere gelmeyi başarmak,
Bunun da yolu bir basın yayın aracılığıyla tanıtımımız var. İki, birebir insanlarla temasımızı sağlayacak bu tanıtım günleri diye tanımladığımız çalışmamız var. Malumunuz biz Türkiye'nin aslında il olarak birçok yerinde bu İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde tanıtım programlarını yıllardır yapıyoruz ve çok olumlu neticeler alıyoruz. Hem valiliğimiz, vekillerimiz, efendim belediye başkanlarımız, STK'larımız ve artı esnafımız. Yani biz bir taraftan tanıtım yaparken diğer taraftan da aslında ticaret yapıyoruz. Böyle bir özelliği de var bu boyutun. Ama biz belediyeleri ilgilendiren boyutu maksadımız daha fazla insana ulaşmak ve daha fazla insana buradaki kültürel mirası tanıtmak ve turizmde hak ettiği yere taşımaktır. İzmir bizim için çok iyi bir potansiyeldir. Birinci derecede İzmir'in aslında bir turizm ilgisi var. İzmir bunu çok rahat anlayan illerimizden biri. İkincisi de İzmir'de çok göç vermişiz. Çok vatandaşımız var. Yani Bitlisli olan veya Doğu ve Güneydoğu'dan çok aşırı derecede göç vermişiz. Otomatikmen onların da hasretlerini giderecek bir çalışmayı da ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle de sizler de görüyorsunuz ki bizden önce birçok ilin burada en son Konya'nın herhalde tanıtım günleri olmuş. Ama gelen vatandaşlarımızın hemen hemen hepsinin itirafında hiçbiri Bitlis tanıtım günleri kadar ilgi görmedi. Biz Ahlat'ı tanımak için de hasretle yapacağınız bu programı bekliyorduk ifadeleri var. Hem hemşerilerimizden var hem ülkemizin her bir bireyinden, vatandaşından var. Biz birçok temayı beraber işliyoruz. Peki şu an şu karşıda bir reklam görüyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi diye. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız da dile getirmişti Ahlat'ta bir külliye yapılacağını. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ne aşamada? Nasıl olacak? Yapıldı mı? Yapılacak mı? Öncelikle size bu sorudan dolayı teşekkür ediyorum. Hem yeniden yayına başlamanızda ilimizin gurur oldu. Bunu da kimin emeği varsa herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten Bitlis TV de hasret konularımızdan biriydi. İsabetli oldu bu çalışma. Değerli arkadaşlar, malumunuz Ahlat'la ilgili söylenmesi gereken çok şey var ama en önemlisi Ahlat'ın 1000 yıl önceki başkentimiz olmasıdır. Ve burada da insanlık mirası adına Türk İslam aleminin 8200 adet kitabeyle yeryüzünde bütün aslında milletler camiasını cezbedecek en zengin envantere, yazılı envantere sahip olma ve bunun da orijinaliyle korunma özelliğine sahibiz. Şimdi bunların hepsini bir arada tuttuğumuzda değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'taki festivale, daha doğrusu 1071 kutlamalarını Ahlat'tan başlatmak üzere Malazgirt'te finalini gerçekleştirme projesine, çağrısına hepimiz koşarak, sevdalı olarak gittik. Ve bu 2 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanımız iştirak ediyorlar. Tarih ne başkanım? 1071 ama Ahlat'ın tarihi 1071'den önce. Yok, hangi ayda? 23-26 Ağustos. Tabii bunun 23-25'i Ahlat'ta. Festival oluyor Ahlat'ta. 26'sında hem Malazgirt'te hem Ahlat'ta final ve miting gerçekleşiyor. Bu vesileyle de başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, ecdadımızın bu mirasına bu denli samimi sahip çıktığı için bütün millet adına şükranlarımızı iletiyoruz. Bu bize şu ümidi de veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprak bütünlüğünü
ve topraklarında yaşayan insan bütünlüğünü, bayrak bütünlüğünü, devlet bütünlüğünü aslında her nişaneyle ortaya koyuyor. Doğu Anadolu'da da Sultan Alparslan Otağı'nda böyle bir köşkün inşası bu çağrımıza kulak vermeleri bütün aslında milletimizi heyecanlandırmıştır. Doğu Anadolu'yu da ayrı bir heyecanlandırmıştır. Talimatlarıyla inşaatımız başladı ve bitmek üzere. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin de burada silüetini de paylaşmış olduk. Her vatandaşımız İzmir'den olan veya bugün burada farklı illerden gelen her bir bireyin de külliyeye ilgisi, külliye ile ilgili ümidi aslında bizim hepimizi çok duygulandırmış. Bir daha, bir kez daha bu büyük projeden dolayı, bu ümit projesinden dolayı, bu milleti bütünleştiren projeden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı da aracılığınızla arz etmek istiyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bir şey daha eklemekte fayda görüyorum. Değerli arkadaşlar, birçok ilin kendince çok özelleri var. Ama ilimizin ve ülkemizin en özeli ahlattır. Ahlattaki mirastır. Bu vesileyle her bir ilçemiz çok kıymetli. İl merkezimiz çok kıymetli. Ama ilimizin de ülkemizin de ortak mirası olan bu ecdat mirası hepimizin bizden sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde taşıma ve tanıtma ödevidir. Bu vesileyle Bitlis günlerinde emeği geçen başta vekillerimiz, Sayın Valimiz ve İl Kültür Müdürlüğümüz olmak üzere tüm ekibe, artı Bitlis TV'ye, belediye başkanlarımıza, STK'larımıza, kaymakamlarımıza ve teşkilatlarımıza da hususiyetle şükranlarımı belirtmek istiyorum. Tekrar bu yoğun çalışmayı, ilgiyi de görüyorsunuz. İnşallah pazartesine kadar devam ettirmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin diyor. Aracılığınızla bizi Bitlis'te de takip eden, Ağlat'ta takip eden, ilçelerimizde takip eden tüm vatandaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum, şükranlarımı belirtiyorum. Değerli izleyenler, Ovakış'la belediye başkanımız Abdurrahim Bey ile beraberiz. Başkanım, İzmir'e hoş geldiniz. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Biz de Bitlis günleri için İzmir'deyiz, İzmir'e geldik. Çok güzel geçiyor. Ahlat'la beraber stand açtık. Halkın teveccühü gayet iyi. Çok mükemmel geçtiğini biliyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder ve biz memnun oluruz. Daha da bundan sonra ha ürünlerden dolayı, ha başka tanıtımlardan dolayı biz de getirip burada sergileyeceğiz. Çok memnunuz. Allah herkesten razı olsun. Saygılarımı sunarım. Sağ olasın. Değerli izleyenler, şu an Günkırı Belediye Başkanımızla beraberiz. Başkanım, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İzmir'e siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. İlhan Çetinsoy, Günkırı Belediye Başkanıyım. İkinci dönemimiz. Bitlis, İzmir'e de gelişimizin ikincisi oluyor. Herhalde daha önce bir kez daha yapılmış. Bu üçüncüsünde ikinci kez katılıyoruz. Günkırı Belediyesi olarak ikinci kez katılıyoruz. İkinci döneminiz, İzmir'e ikinci kez tanıtım günlerine iştirak ediyorsunuz. Evet. Doğru mu? Doğru. Bugün de Bitlis tanıtım günlerinin ikinci günü. Evet. Bu kadar tesadüf olması bence normal değil. İkinci dönem, ikinci Bitlis tanıtım günleri. İnşallah devamı da gelecek Allah'ın izniyle. Bitlis tanıtım günlerimiz son derece iyi geçiyor. Dün zaten cuma namazından sonra, açılıştan sonra
bayağı bir kalabalık vardı. Bugün de işte öğleden sonra son derece bir yoğunluk vardı. Tabii biz bunları Ankara'da da gördük, İstanbul'da da gördük. Fakat hep şunu diyorum, nedense Gürüyümak ve Günkırı standları son derece yoğun geçiyor. Örneğin bir arkadaş çekebilse, şu an manda yoğurdu ayranımız var. Yani bunun için sabahtan beri buradayız. Hemen hemen hiç şey olmadı. Yani hep sırada insanlar var, kuyruktan insanlar var. Biz bundan da çok memnun kalıyoruz. Vallahi ben az önce tattım. Yani bunu tüm samimiyetimle dile getirmek istiyorum. Daha önce Susurluk ayranı da içmiştim. Genelde Türkiye'de ayran denilince ilk akla Susurluk ayranı gelir. Ama Güroymağ'ın bu lezzeti, eşsiz lezzeti bence Susurluk'un çok çok üstünde diyebilirim. Evet. Nasıl yapılıyor bu ayran başkanım? Ayran normal makinesi var. Yoğurdu atıyorsunuz bir 10-15-20 dakika içerisinde. Yani yoğurdun özelliği ne? Lezzet yoğurtta değil mi? Yani yağlı geldi bana. Çok yağlı bir... Yok, zaten manda yoğurdu yağlıdır. Yani manda yoğurdu normalde biz şu anda ikramlarımızda da dağıtıyoruz. Manda yoğurdu, manda tereyağı, bal, ceviz. Mesela manda yoğurdunu yiyen şaşırıyor. Yani bu yoğurt mudur, bu tereyağı mıdır, bu kaymak mıdır? Onda bile şaşırıyorlar. Manda yoğurdu biraz ağır oluyor. Ağır olduğu için son derece güzel olur. Peki bunu nereden temin edebilirler? Bununla ilgili herhangi bir satış kanalı falan herhangi bir şey var mı bunun ticareti? Var. Mesela şu an mandanın yetiştiği yerlerden bir tanesi Günkırı, Değirmenköy. Ondan sonra şey var. Biz Oskak diyoruz da Türkçe ismi şu an Taşüstü. Ondan sonra Budaklı. Buralarda son derece çok yetişiyor. Manda yetişiyor. Orada çok yetişiyor. Tabii biz buraya gelirken bu beldelerden ve köylerden bunu temin ettik. Gölbaşı. Mesela Gölbaşı'da da yetiştiriliyor manda. Bu yerlerden temin ettik. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ayrıca Bitlis TV'nin de yeni kuruluşundan dolayı emeği geçen başta sayın vekillerimiz olmak üzere herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Bitlis için çok büyük bir ihtiyaçtı. Çok teşekkür ederiz. İyi dilekleriniz için iyi çalışmalar diliyoruz. İyi çalışmalar, sağ olun. Size de iyi çalışmalar. Ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz. Evet değerli izleyenler, şu an Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün bulunmuş olduğu standdayız. Değerli müdürümüz Sayın Rıfat Çelik Beyefendi ile beraberiz. Müdürüm, İzmir'e hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben şeref duydum. Bitlis İzmir'e hoş geldi. İzmir Bitlis'e hoş gelmiş doğrusu. Biz burada olmaktan, kadim şehir 7000 yıllık geçmişiyle, kültürüyle, tarihiyle, kırsalda yaşayan kadirşinas insanıyla Bitlis'i İzmir'de taşımaktan şeref duyuyoruz. Dünden başladı Bitlis Tanıtım Günlerimiz, İzmir'de üçüncüsü düzenleniyor. Çok yoğun bir kalabalık var. Neler söylemek istersiniz? Doğrusu, organizasyonla, tanıtımla ilgili. Organizasyon harika. Organizasyonda emeği geçen başta Bitlis Valimiz, Bitlis'imizin çok değerli milletvekilleri, Bitlis Belediye Başkanlığı, resmi kurumlarımız, STK'larımız. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Organizasyon harika. Bugün de cumartesi, bugün katılım muhteşem. Sadece Bitlis değil, Bitlisler değil, Türkiye'nin her tarafından akın akın insanlar geliyor. Biz de şehrimizin kültürünü, doğasını, tabiatını, kırsaldaki yaşamını, üretim değerlerini hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Gayret içindeyiz. İnşallah pazartesi akşamına kadar 4 gün sürecek bu etkinlikte ilimizi en güzel şekilde tanıtacağız. İnşallah. Müdürüm, şimdi Bitlis denince insanların aklına en başta bal geliyor. Evet. Bitlis'in balı meşhurdur. Evet. Zaten bunu bilmeyen de yoktur. Evet. Balın dışında Bitlis'te ne yetişir? Evet. Ne gibi ürünlerimiz var? Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Bir şey unutmadan söylemek istiyorum. İlk önce burada Bitlis'te kalan Bitlis'te hemşerilerimize, kırsaldaki en ücra köydeki üreticilerimize, çiftçilerimize,
Bitlis halkına çok selam olsun. Hepsini seviyoruz. Biz onlar için varız. Onların hizmetleri için oradayız. Sizlerin de Bitlis TV ailesi olarak bir süre ara verdiniz yayın hayatınıza. Yeniden başladınız Bitlis Tanıtım günleriyle. Sizlerin de emekleri çok fazladır. Siz Bitlis'in sesisiniz, rengisiniz, soluğusunuz. Sizleri burada görmekten biz de çok mutlu olduk. Sizlerin de yayın hayatı hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Bitlis denince akla bal gelir. Bitlis'in balı çok meşhurdur. Bitlis ilimizin florası, faunası çok zengin bir ildir. 2017 yılında İstanbul'da yapılan Apimondia Bal Kongresi'nde şurada gördüğümüz petekli balımız dünya üçüncülüğünü aldı. Muhtevasıyla çok kıymetli bir balımızdır. Bunun bir de süzmesi vardır. Yaklaşık olarak ilimizde 1300-1400 tane bal üretimimiz vardır. 165 bin kovan bal üretimiyle beraber 45 bini kara kovandır üretimimizin. Her sene Bitlis'te yaklaşık olarak 2300 ton bal üretilir. 15 gün önce çok kıymetli yetiştiricimiz Ferhat Ersan Beyefendi bizlerin katkısıyla Avrupa'ya, Belçika'ya ve Danimarka ilk ihracatımızı da yaptık. Çok da kıvanç duydum. Doğrusu inşallah bundan sonra biz artık dünya pazarlarına açılacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere yeni yüzyılda ülkeleri doyuran ülkeler süper güçtür. Gıda güvenliği çok önemli bir hal almaya başladı. İnsanlar güvenli gıdaya ulaşmakta zorlanıyorlar artık. Biz de o şiarla hareket ederek Bitlis'te her türlü tarımsal ve hayvansal üretime canı gönülden destek veriyoruz. Sürekli ben şahsım Tarım Orman İl Müdürü olarak 306 personeline beraber bütün 6 ilçemizde, en ücra köyümüzde, kırsalda yaşayan insanlarımızla, üreticilerimizle beraberiz. Onları destekliyoruz. Sürekli onların yanında olacağız. İnşallah bu tanıtım günlerinden sonra Bitlis'e döndüğümüzde 17-18 hali hazırda hazırladığımız projelerimize katkı olarak bir 20-30 tane proje daha hazırlayacağız. Tarım ve hayvancılığımıza sürekli katkıda bulunmak üzere ben ve arkadaşlarım canla başla çalışacağız. Bitlis balının Bitlis gayri safi il ekonomisine yıllık katkısı yaklaşık olarak 60 milyon TL'dir. Bunda 1350-1400 tane ailemiz geçinmektedir. Bitlis balı dünya pazarına ve Türkiye'nin bütün illerine pazarlanmaktadır. Burada da çok büyük bir rağbet görmektedir. İnsanların çok büyük teveccühü vardır balımıza. Şimdi böyle sırayla bizim ürünleri tanıtırsak, evet. Bizim ilimizin stratejik ürünleri vardır. Birincisi baldı. İkincisi cevizdir. Bitlis ceviziyle çok meşhurdur. Adicevaz'da genelde. Özellikle evet. Aslında bizim ilimizin bütün ilçelerinde ceviz yetiştiriciliği olmakla beraber Adicevaz'da daha yaygın yapılmaktadır. Şurada bizim standımızda sergilediğimiz fidanlarımız vardır. Bunlar 2008 yılında Bitlis Tarım Orman İl Müdürlüğü ve Van 100. Yıl Üniversitemizin katkılarıyla sertifikasyon ve tescil çalışmaları başlatılmıştı 2008 yılında. Çok şükür 2017 yılında biz bunları neticelendirdik. Adilcevaz 13 ve Kazankaya ismiyle 2 adet ceviz çeşidimizi tescilledik. Türkiye'nin bütün illerine, hatta dünyaya, Kazakistan'a, Türkiye Cumhuriyetlere fidan satmak üzere şu anda fidancılarımız fidan üretimine geçmişlerdir. Bizler de onları desteklemekteyiz. Üçüncü ürünümüz Bitlis sulun peyniri. İlimizde yaklaşık olarak 108 bin adet büyükbaşımız, 670 bin küçükbaş hayvanımız mevcuttur. İlimiz çok geniş mera ve yayla varlığıyla aynı zamanda göçer hayvancılığın da merkezidir. Komşu illerden, Siirt'ten, Diyarbakır'dan, Elazığ'dan, Malatya'dan komşu illerden bize göçer hayvanlar gelmektedir yazın 4-5 aylığına yaylalarımızda otlayıp. Sonra bir daha geri dönmektedirler. Bunlarla beraber küçükbaş hayvan varlığımız otlatma mevsiminde yaklaşık olarak 900 bine denk gelmekte. Evet, yılda yaklaşık olarak 135 bin ton, 140 bin ton süt üretimimiz vardır. Sütümüzün yaklaşık olarak %50-60'ını tulum peynirine üreticilerimiz dönüştürmekte. Bitlis'te Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2006 yılında başlatmış olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımı Desteklenmesi Programı kapsamında ben de o yıllarda o şubenin müdürlüğünü de yaptım Bitlis ilimizde. Bitlis'te üretilen peynirimiz giderdi başka illerde, başka isim adı altında pazarlanmaktaydı. Biz kendi ürünümüzü piyasaya çıkarıp yeni bir katma değerli bir ürün yaratma adına Bitlis peynirinin Bitlis'te üretimine karar verdik.
Ben o yıllarda şahsım başta olmak üzere sonra benden sonraki arkadaşlarım yaklaşık olarak 12 tane mandıra tesisi kurduk Bitlis'te. Bitlis'te değişik isimlerle 13 çeşit tulum peyniri üretimi yapılmaktadır. Yılda yaklaşık olarak 4000 ton tulum peyniri Türkiye'nin değişik illerine ihraç edilmektedir, pazarlanmaktadır. Katma değeri bize yaklaşık olarak 40 milyon civarındadır şu anda. Fıstık var burada. Fıstığımız var, evet. Çok güzel. Evet, çok da güzel değil mi? Albenisi de yüksek. Çerezlik değeri yüksek. Çok güzel. Bu Siirt fıstığı diye anılır şu anda. Ama bu Bitlis fıstığı. Evet, ama bence artık Bitlis fıstığı. Neden? Mutki ilçemiz, Bitlis merkezimizin dere köyleri, Siirt iline komşu köylerimiz. Hizan'ımızın da yine aynı şekilde Hizan ilçemizin de Siirt bölgesine yakın köylerinde bıttım ve menengiç ağaçları tabi ortamlarında yabani formda yetişmektedirler. Bunların sayesinde en az 2 milyon adet olduğunu tahmin ediyoruz bıttım ve menengiçlerin. Tabii ben geçmişte Mutki İlçe Müdürlüğü yaptığım yıllarda, 90'lı yıllarda Hizan'la Bitlis İl Tarım Müdürlüğümüzle beraber 3 teşkilatımız eş güdümlü fıstık aşılama projemiz vardı. 74 yılından beri devam eden. Her sene bizden önce ve bizden sonra da inşallah devam edecek katlanarak biz her sene budadığımız bıttım ve menengiç ağaçlarına bir sonraki yılın Temmuz ayında durgun göz aşısı yapmak üzere Siirt çeşidi fıstık getiririz, aşılarız bıttım ve menengiç ağaçlarımıza. Bunu aşılamanın faydası nedir? Aşılamayla yaklaşık 3-4 yıl içinde bizim menengiç aşı yaptığımız ağaçlarımız, bıttım ağaçlarımız şu meyveyi vermeye başlamaktadır. Her sene Bitlis ilimizde 5 ton artırarak ivmemiz, her sene 5 ton artırıyoruz. Üretimimizde 5 ton katya katya devam etmekteyiz. Hali hazırda 310-320 ton üretimimiz var şu anda. Fıstık üretimimiz. Bunu da yaklaşık ilimize katma değeri yine bir 30 milyon civarındadır şu anda. Bu da çok stratejik bir üründür. İnşallah Bitlis'imizin geleceği hayvancılıktır, meyveciliktir, arıcılıktır. Evet, biz bu alanlarda çok spesifik çalışmalar yürüteceğiz. Değişik ve özgün projeler hazırlayacağız. Bitlis'in üreten insanların hizmetine inşallah sunacağız. Müdürüm, az önce ceviz fidanı ile ilgili bir söylemde bulundunuz. Evet. Fidan üretimi var. Evet. Bunu ihraç edeceksiniz. Evet. Dışarıdaki insanlar bu fidanları alıp ekebilecek. Evet. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Şimdi burada kuru dut var. Dutumuz var, evet. Evet. Bizim çocukluğumuz bunları yiyerek geçti. O zamanlar çok yaygındı ama evet, şu an sayısı çok az. Evet. Bununla ilgili herhangi bir çalışma var mı? Şöyle arz edeyim. Tabii ya da nasıl yapılabilir? Eskiden Bitlis'te özellikle Mutki bölgesinde ve Hizan'da ipek böcekçiliği yetiştirilirdi. Yetiştiriciliği vardı, doğrusu öyleydi. İpek böceğinin ham maddesi dut ağacıydı. Dut ağacının yaprağıydı. O yıllarda çok yaygındı. Dut yetiştirici çok yaygındı. Tabii gelişen sanayi ve teknolojiyle beraber ipek böcekçiliği zamanla zayıfladı ilimizdeki üretimi. Dolayısıyla biraz dut varlığında da azalma oldu. Ancak yine Bitlis'imizin 6 ilçesinde de dut yetiştiriciliği var. Beyaz dut, kara dut. Ahlat, Adicaz bölgemizdeki kara dut yetiştiriciliğinden reçel yapılmakta. Bu da katma değeri yüksek bir ürün olmaya başladı son zamanlarda. Beyaz duttan da bizim orada genelde pestil yaparlar. Evet. Geri kalanı, evet. Malum Türkiye'de ve dünyada bir trend oluştu. Kırsaldaki nüfus şehre, metropollere göç etmeye başladı. Öyle olunca biraz üretim değerlerinde de bir azalma meydana geldi. Evet. Haliyle beraber de tüketim de azalınca bu biraz da tarımsal ürünler arz talep ilişkisine dayanır. Azalan nüfusla beraber üretim de azaldı maalesef. Ancak biz yine de çiftçilerimize her sene ceviz ağacı, elma ağacı, kiraz ağacı, dut ağacı destekliyoruz. Satın alıp onlara dağıtıyoruz. Bu vesileyle ben başta Sayın Valim olmak üzere, Bitlis Valimiz olmak üzere İl Genel Meclis Başkanımız, İl Özel Dersi Genel Sekreterimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların da tarım ve hayvancılık katkıları çok büyüktür. Ayırdıkları ödeneklerle bizleri destekliyorlar. Biz proje geliştirip bunları yapıyoruz. Bu saydığımız projelerin büyük bir kısmı özel idare destekli, kaynaklı desteklerle sağlıyoruz. İnşallah canlandıracağız. Dut üretimde canlandıracağız inşallah. Burada şey var, ceviz reçeli ceviz yanılmıyorsam. Reçeli, evet. Bu da Adil Cevaz Ağlat bölgemizde henüz yeşil. Marketlerin çoğunda yer alıyor şu an. Market rayonlarında
Doğrusu Bitlis pazarını da açtı. Şu anda il sınırlarını açtı. Ben şahsım son 2 yıldır İzmir'de yaşıyorum. İzmir'deki bütün pazarlarda, bütün standlarda ceviz reçeli yer almaktadır. Çok da enteresan bir hikayesi vardır. Ceviz reçeli son yıllara kadar dünyada iki yerde üretilirdi. Bir Ahlat'ta Adil Cevaz bölgemizde, bir de Ermenistan bölgesinde üretilirdi. Ancak Ahlat'ta Adil Cevaz ilçemizin gayretleri çok fazladır. Eminim ki Ermenistan'ı silmişiz şu anda yani. Evet, şu anda bütün üretim değerinin büyük bir kısmı bizde. Evet, çok da güzel yapıyor. Üreticilerimiz de çok güzel yapıyor. Geçenlerde Ahlat'ta Adil Cevaz ilçemizde teknik personelimle beraber yaptığım teknik gezide bunu üreten kardeşlerimize, çiftçilerimize ulaştık. Kendi ev ortamlarında, kendi amatör şekilde yaptıkları üretimlerini bakanlığımızın kırsal kalkınma projelerinde bunu daha da sanayi tipi, daha fenli ortamda üretmek üzere %50 İBE destekli projelerden faydalanmaları için çağrıda bulunduk. Bu vesile aklıma gelmişken Tarım ve Orman Bakanlığımızın 13. yatar 2019 yılında şu anda halihazırda devam etmekte olan kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı malumunuz uzatılmıştı 14 Kasım'a kadar. Son günlerine girmekteyiz. Bütün yatırımcılarımıza, Bitlis'te yaşayan bütün üretici kardeşlerimize 14 Kasım'a gelsinler, bizlere müracaat etsinler. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimize müracaatları halinde onların üretimlerini nasıl yarı mamül, tam mamül hale dönüştüreceğimiz tesisleri anlatacağız. Bakanlığımızın bunlara %50 destekleri vardır. Soğuk hava depolarından bitkisel üretim işleme tesislerine kadar hayvansal üretim işleme tesisleri, buna balık ve arı da dahil olmak üzere yapacaklar tesislerde %50 kaynak desteği sağlamaktayız. Yani bağı bahçesi olan kim varsa mutlaka gelsin. Gelip müdürlükte sizinle fikir alışverişinde mutlaka bulunabilir. Mutlaka bekliyorum kardeşlerimizi. Bize Bitlis'e gelmekte eğer zorluk yaşıyorlarsa ilçelerdeki ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize müracaatları halinde oradaki mühendis kardeşlerimiz de onlara yeterli teknik bilgi sağlayacaklardır. Valla ben 14 Kasım'ı unutmasınlar. 14 Kasım son günümüzdür, unutmasınlar. 14 Kasım. 14 Kasım'a kadar gidip müdürlükte müdürümüzden bu konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Bence değerli müdürümüzün Bitlis için çok büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ve Bitlis'te herkesin bildiği gibi işsizlik gerçekten rakamları Türkiye geneline baktığımız zaman çok yüksek. Yalnız şöyle bir sorun var. Bunu ben kendim her zaman dile getiriyorum. Bu benim görüşüm. Onu da belirtmek istiyorum. Herkes hazır bir iş, hazır bir işte çalışmanın niyetinde. Bence bu çok yanlış bir görüş diye düşünüyorum. Aslında biz üreterek, çalışarak daha fazlasını kazanabiliriz. Evet. Kendimiz kazandığımız zaman yanımızdaki insanlara da kazandırabiliriz. Evet, o yüzden 14 Kasım'a kadar müdürümüzü gidip müdürlükte ziyaret edelim. Mutlaka. Ve bu teşvikten faydalanalım. Mutlaka. Tabii Tarım ve Orman Bakanlığımız kırsalda yaşayan genç işsiz kardeşlerin istihdamında çok önemli projeler sunmaktadır son yıllarda. Örneğin ilimizde yaklaşık olarak 620 genç kardeşimize genç çiftçi projesi uygulandı. 1600-1700 adet sulama projesi desteklendi ilimizde. 108 adet devasa kırsal kalkınma tesisi yapıldı. DAP Bölge Kalkınma, Erzurum'u kastediyorum. Erzurum DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan kapama meyve bahçeleri yapıldı. Halihazırda aynı projeleri bir daha sunmuşuz. Hem özel idaremiz, hem bakanlığımız, hem DAP Bölge Kalkınma İdaresi'ne inşallah finansman desteğinin sağlanması halinde biz Bitlis'teki genç kardeşlerimize, üretken kardeşlerimizi bir daha toprağa davet ediyoruz, üretime davet ediyoruz. Sürekli onların yanında olacağız. Üreten insan yüce insandır. Evet, ben kendimi bir tohum olarak ad ediyorum. Ben de meslektaşlarım, personelim. Biz tohumuz, toprağa düşeriz, bir düşeriz, 1000 oluruz, 10.000 oluruz, 1.000.000 oluruz. Şurada malum hemen karşıda görüyoruz, Bitlisimizin has, bize özgü çok kıymetli yerli tohumlarımız mevcuttur. Bu tohumların üretimini ben 2020 yılında inşallah destekleyeceğim. Bunları üreteceğiz, çoğaltacağız. Aynı zamanda Türkiye'nin Tohum Gen Bankası'na da muhafaza edilmek üzere sunacağız, razı edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşlerinin öncülüğünü yaptığı bu gen bankacılığı çok önemli bir projedir. Türkiye tohumculukta dışa bağımlılığı
kırdı. Şu anda kendi yerli tohumumuzla üretmek üzereyiz. Üretiyoruz doğrusu. Biz de katkı sunacağız. Çok kıymetli tohumlardır onlar. Şu anda bir sergilemişiz burada. Onların üretimini gerçekleştireceğiz. Çoğaltacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Burada bütün bitkisel hemşerilerimize selam olsun. Hepsine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ben 2,5 aydır Bitlis'teyim. Yeni geldim, başladım orada tarım orman il müdürü olarak. Kırsalı biliyorum. Daha önce 26 yıl çalıştım Bitlis'te. İnşallah bu yoğunluğu atlattıktan sonra sürekli onlarla beraber olacağız. Gece eğitimlerine çıkacağız. Toprağa dokunacağız. Suya dokunacağız. Dokunmakla başlar her şey. Biz üretmeye devam edeceğiz. Ancak onlarla beraber olacak bu iş. Hep beraber el ele vereceğiz. Başta Bitlis olmak üzere güzel ülkemize. Çok büyük hizmetler etme aşkıyla böyle hevesle, heyecanla bekliyoruz. Rabbim bizlere yardımcımız olsun. Sizlerin de yayın hayatı hayırlı olsun. Bu organizasyonda katkısı olan sizler, bütün katkı sunan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. İzmir burada çok mutlu. Bitlis'i görmekten çok mutlu. Doğrusu biz de mutlu oluyoruz. Onlar asıl böyle yerinde onları misafir etmek isteriz. Evet. Yerinde doğru gelip görmeleri daha isabetli. Esas davetimiz buyursunlar Bitlis'e gelsinler. Bitlis insanın kadir şinasını, misafirperverliğini, güzel muhteşem doğasını mutlaka orada görsünler. Biz onları misafir etmekten gurur duyarız, şeref duyarız. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Abi, ben de